Işığın ilmi 13, 29, 12, 2014. Daha güçlü bir çalışma devreye alabilmek için bilişi tohumlamak gerekliydi. Bu yoğun çalışmayı sizinle yapmak, Bisui'nin kutsal tohumlanması için tohumlarını kontrol için gerekliydi. Burçları bilmektesiniz. Her şey bu burçlarla ilgili birleşik ışık tahtlarından kodlanır ve dürümlenir. Herkesin kendine ait bir yaşam sayfası vardır. Ve bu yaşam sayfası kendi toplumlarıyla kodlanmıştır. Benim burcum bana ait olan tohumlarımın kontrol kaydıdır. Herkesin kendi burcu kendine ait tohumlarının kontrolünü sağlar. Bilişi tohumlarken de bu göç kapısı olur bize. Kimse benim adım şudur diyemez. Benim adım kalemdir, benim adım kağıttır diyemez. Ben şu burçta doğdum der. Demesi şundandır, benim yoğunluğumda bu yoğun kayıtlar var. Peki ben başka bir şey değil miyim burcumdan başka? Mutlaka. İman edin ki kim zaman kayıtlamasında kendi tahtitli kaydını kontrol altında tohumlamışsa o kendini kelamla dillerken kendi kayıtlarıyla bütünün gücünü dürümleyebilmişse onun kendi dürümlerinde bütün kötülükleri aşmış ve kelam olmuş olan yeni bir sayfa var. O sayfa kendi burcunun üstüdür. Bu neden nedir ki? Ben şu burçtayım, o zaman benim karakterim şudur ve ben şunları yaratabilirim, şunlarla tohumlanabilirim. Bu yanılgı artık aşılmalıdır. Ben her dilde var olan ilimsem bütün burçların örtüsünü örtebilirim ve görev taşıyabilirim. Benim için artık karakter diye bir hadise bitmiştir. Ben tüm zamanların sistemi olanım. O halde ben bütün ışıkların kaynağındayım ve benim için nefes gereksizdir. Ben kübra ışıklarında bütünün gücü olabilirim ve tek bir levhi kapısı olabilirim. Öyleyse benim adım nefes olmalı. Öyle mi? Yok, ben nefesi de açtım geçtim. O halde benim adım neslimin adı olan tak 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 olmalı. İşte bu. Ben oyum, o bendir. Şimdi canlarım, isim zikretmeye niyetlendiğim anda sesim temizlendi. Neden? İsim benim için sorumluluktur. Bu adı zikrettiğim anda bütün kötülükleri çekebilir miyim? Çekmem. Çünkü ben artık yer küreyim. Çünkü ben artık ışıkların her biriyim. Ve ben artık müsterihim. Çünkü rüya boyutlarının örtüsünü örtmüşüm. Aşka varmışım. Rahman olmuşum. Karanlığın ışığındayım. Ama ben yine de ismi zikretmemeye özen göstermeliyim. Zakar'ın ışığında bütünün gücü tüm zamanların sistemi olmalı ki temizlik olabilsin. Merdiven insan diyorum ya hani, her levhide bu ilim vardır. Ben bir levhiyim ama tüm levhilerin hakiki ilminde bu cemaatlerin toplum için tohumladıkları ışık mevcuttur. Özelliğim çünkü ben Kur'an'ım. Kobra benim ilmim. Ben bir kobra ışığım. Her bilgi bende meknuz. Ama ben tüm kobraların tahditli olanlarında ışık kayıtlayabilirim de aynı zamanda ya tahditsizlerde kalem olanım. Pardon, ben altın ışıktım hani. Yahu ben zakar değil miyim? Yaşamım ya ben. Öyleyse bütün de varım. Şimdi ben diyorum hep. Buna da açıklık getireyim. Dere olup aktığım zaman her diri olduğumda, ben bütün olduğumda ve bilinçte olduğumda, kaynakta olduğumda, süper sistemleşmede ilahi Kur'an olduğumda, işte hepsiyim ya. O halde bizim benliğinde ben olmak, kodlanmış olmaktan öte yaşanmışlıktır. Seyir ettim dünyayı. Her andan seyrettim. Baktım dünyayım ben. Aha seyrediyorum. Aha orada o yoğunlukta bir ışık oldu. O ölü müyüm ben? Yok, diriyim. Bakın o ilim olmuş. Aha ben oyum. Kimim ben? İsa. Yahu ben orada mıydım, burada mıydım? Aha andayım ben. Musa'yım ben. Ayrı gayrı yok ki. Ben Tot. Bütünün gücü. Her resimde var değil miyim ben?
aşığım ben dünyaya. Şeytan şerde ben eşkde aşklayım ya, şavkında halikim ya. Ama ben zarar etmem, öz görevliyim ya. Onur duydum doğanın gücü olmaktan. İşte ben doğayım. Ortalık karıştı. Neredeyim ben? Karıştıranım. Aha ben karıştım, karışanım. Aşığım ben bu dünyaya. Şam ben, Halep ben, insan olan her diri ben, tüm insanın sisteminde var olan ben. Ey canlar, nesiller boyu biz olduk, dünya olduk. Bunu anlayan var mıydı acaba? Kıran kırılmasın derken kıranın kırılan olduğunu anlatmadık mı biz yaşamlara? Kare sistemlerin tüm zamanlara ilim olduğunu, nefeslerin kelam olduğunu, sevginin sessizlikteki dürüm olduğunu anlatmadık mı biz yaşamlara? Kayda girmek, kayıtta ilimle dillenmek, her dürümde var etmek tüm zinnur kayıtlarını, yarına ışık olmak, soyumuzu som altın bir ışık haline dönüştürmek, som altın bir tanrılık meclisi kurmak, her resimde olmak. Oğul ben otak kurdum bu dünyaya. Aha otak ben, kuran ben. Kurdurulan her diri de varlık süren. Vakit gelmişse gelirim, yaşarım burada. Ama ben her zaman vardım. Yok muydum yoksa? Her anda var olan, her rahmi Kur'an'da var olan değil miydik biz? Cemaatimizi kontrol etmek için mi geldik? Yoksa cemaatleşmeye mi indik? Kaydımı silmeye gelmiş dünya dışı varlık boyutlarındaki o toprak tohum. Oh anam oh, gelmiş de benim kaydımı silecekmiş. Zamana kapı açmışım, çürük çarık bırakmamışım, hepsini tohumlamışım. Ölüleri diriltmişim, öyle diyor. Aha gelip seni senden ayırayım diyor. Olay bu, bana gelip beni benden ayırmaya niyetlenmiş. Çıldırdı, çıldırdı yüreğinde, dürümlediklerinde, bitişik hakikiyetinde, dillediklerinde ve yırtılan o yoğunluğunda, kontrolsüz bıraktığında çıldırdı. Kıyar mıyım dünyaya? O ben, ben oyum. Kıymam ama kıydırırım. Nesiller, nesillerimi kıyan ben de kıyılır. Ölümüyüm, ölmem. Dünyayım yahu ben dünyayım. Uzun zamandan beri doğanın gücüyle bir tek defi kapı açtım. O kapı bana ait. Ben o kapıdayım. Oh, oh ne iyi. Ama ya karanlık, o karanlık bedenim. Ve ben o bedende tüm zamanların sistemi. Her karanlığın aydınlığıyım ben. Oynadım dünyada, oynadım. Şu anda oynamaktayım. Neden? Çünkü ben oynayanım. Dünya sistemleşmesinde, tek tek bitişkenliklerde ve yarınlaşanlarda oyunum dünya, oyuncum dünya. Ama ben o dünyanın oynayanıyım. Oh, niye oynarım bilir misiniz? Çantası boş olanların çantasını doldurmak isterim. Yarını olmayanların yaşamını tohumlatmak isterim. Ocağı yanmayanların yaktıklarınca yaktıkları o yüreklerindeki kürzi kapılarda ışıtmak isterim bilinçlilerini. Benim zararım yok. Öyle mi? Yok. Ama benim zararım kelamım. Nereden çıktı bu diyeceksiniz. Ben kelam ettikçe yolcular kelamda olur. O zaman her biri kendinde olur ve ben onlarda olamam. Olmam mı? Oldum. Ama olmamam mı gerek? Oldurmalıyım hepsini de. Öncü birlik, insanlık ilmini dilleten ve dürümletene denir. Biz insanlık ilmiyle dillenen ve dürümlenenleri tohumluyoruz. Kurtarmak, kurtuluşlarını kayıtlamak için, çatılarını kurmak için olabildiler, yarına varabildilerse ne âlâ, ama varamamışlarsa 40 kapıyı kapatırım, dinlerim, sorumlu onlar olur. Özlerini gözlerim, sözlerini dinlerim. Diriliklerde deri kemik olan onlarda yarını kayıtlarım.
davayı kaybettirmem. Hepsi dava olsun. Ben o davada olayım ve tüm zamanlarda ışık yakayım. Hepsini kontrol edip koruyayım. İsteğim budur. Kardeşlerim, kral kırılmasın dediğimde koptu kıyamet. Yahu dediler. Kıracak, kırılmayacak. Olmaz. Olur, olmaz, olur, olmaz, olmaz. Dedim ki, olur. Kırdılar, kendilerinde kırıldılar. Beni kıramadılar. Kendilerini dürümlerinde, dillediklerinde, diriliklerinde kırdılar. Aha kırıldılar. Aha kırıldılar yahu, kırıldılar. Benzer çalışmalarda hep oldu. Kırdık ama kırılmadık dediler. Kırdık ama kırılmadık. Oh, ama neyi kıralım, kırmayalım. Olmaz mı, olur. Bütün kötülükler aşılır ya, biz de aşar geçeriz dediler. Kesirleştiler. Korktular. Kur'an okumaya başladılar. Dört gök sisteminden ilim istediler. Dediler ki, kırıldık, kayıtsızlaştık, kesirleştik, nefes alamıyoruz. Onun için kelama varmış olmalıydık. Cennet, cemaati, insanın nefesindeki yoğunlukta kontrolü kaybettiğinde ışıksız kalır. Hayırda, şerde, bedende, her diride var olan da bilinçte, zinnurun sisteminde, hepimizde ve her resimde var olmak gerekir. Yolun başındayız henüz, öyle mi, yoksa sonda mıyız? Beşir'in şalkında başlık var. Bizim yarışmamız yok Beşer'de. Beşer hep başlangıçtadır. Biz de hep başlatanız. Bundan sonraki süreçte başlangıçta olan başlatılmış olmayacak. Bu kesin. Herkes şunu net bilsin ki başlanan yerde olacak hepsi. Ama arı da arı olup bal olmaya çalışmayacak. Bal altın ışık, balı hak edip dürümleyen insan. O insanlaşmaya çalışmayacak. Sadece yaşayacak. Neden? Arıcı olmaya niyetlenmedikçe yaşamında kontrolsüzlük kalmaz. Diyebilir mi ki ben en evvel dünyalı olmalıyım? Olamaz. Olmamalı. Dünya bilgidir. O bilinçte değilse bilme imkanı olmaz. Özür diliyor dünya bizden. Çünkü o gün bugün bizi kontrol etmek için çabalayan her diliği hak etmeye çalışmış da bizden özür diliyor. Acaba biz dünyada yok muyduk ki? Niçin bizi hak etmek istemedi yaşam? Ama biz yaşamı tohumlamayan mıydık ki? Bastı yüreğime, indi dünya. Soruyor, nereden geldin diye. Ben senim dediğimde bana sordu, yaşamın yok ki bende, ben yokum sende demedim. Ben ende, elde ve yürekteyim dedim. Baba bana sınır çizdi. Dedi ki, sen benimle yaşa. Ama bilgiyle sayfala dürümlerindeki yoğunluklarını, son altın bir ışığı kodla. Doğa sensin demedi bana, ben senim dedi. Doğa sen olmasın dedi. Nine, dede, hepsi ben. Ama ben orada yok olayım. İşte bu. Ve dedim ki, doyum buysa eğer, doy. Ben yokum sende. Ama kokunu yay bakalım. Ve dünya dedi ki, sevgiyle yayayım kokumu. Baktı ki kokmuyor dünya. Oh, aha, işte şimdi. Ve dünya Mikail'in Kur'an'ını okumaya başladı. Deminimi arttırdı, yoğunluğunu tohumladı, gök sistemleriyle çobanlık yaptı, affetmek istedi. Yer küredeki levh-i kayıtlarını sessizleşti dünya ve dedi ki, sevgiyi hak edelim, seninle dilleşelim. Ölüler diyardadır bura ama sen ölümlü değilsin. Geçip geldiğinde yaşamın bütünün gücü ve biz sensiz olalım. Olalım dedi, olalım, sensiz olalım. İlim, bedenin, sevgi, sistem, cemaatindeki kürzi, kaynak ama biz sende olmayalım dedi.
Eh canlar, işte dünya bize böyle dedi. Ve dedik ki, kalem olup yazalım, sen sendeş, ben benleşeyim, bitişelim. Olmaz dedi. Bitmez, tükenmez bir savaş başlar aramızda dedi. Dedim ki, ben savaşsız bir yaşamı tohumlayacağım. Olur dedi. Ben de savaşçı olacağım dedi. Öyle mi dedim, hadi savaşalım. Sen bende, ben sende. Aha, kapıları açtım ve gel dedim. Dedi ki dünya yolumdan çık. Ve dedim ki yolumda ol. Ve dedi ki yanında ol. Dedim ki kaynakta ol. Dedi ki körüm ben. Dedim ki gözüm ben. Özde var mısın dedi. Sözüm ben dedim. Kalem misin dedi. Hakikiyim dedim. Akıp gel dedi. Genişe gel dedi. Erdiğin yerde kör vesaire hiç kimse kalmazsa cemaatimi senin yüreğine kaynak yaparım dedi. Asral yaşamdan görev istedi. Davayı kaybetti çünkü ben davayım onda. Dünya ben olan bir davada kelamını tohumlarken kendindeki diriliklerde kürzi tohumlarını karanlığın ışığı saydı. Ölüler diyarı olan bu yaşam başka bir zaman için kayıtlanmışsa da biz bu dünyayı kotladık, topladık, tohumladık ve kare sistemleşmelerle türleştirip yeni sistemleşmelerde körlerin gözü olduk, güç kapılarını açtık. Aha, kara aşk yaşanmaya başladı dünyada. Tevekkül olmak dedi, tevekkül olmak. Aha tevekkül oldu. Dün kör olanlar biz dedik ki kervan olmak. Aha kelam oldu dünya. Yaprak oldu dürümlerinde ilmi kapılar aktı. Bana sarf ettiğim çalışmadan dolayı, çabadan dolayı ışık olacakmış yarın. Anneler, ben insan soyuna kul olmaya değil, kök olmaya geldim. Bilmezler mi? Gözü gören bilsin ki kibri aşmayan inni dinleyemez. Bizimle olmak isteyen birlik kurmalıdır. Yavrularım, ben toplum için doğan bir kalemim. Umut olur ki bu dünya hepimizin gücünü tanır. Umut olur ki bu dünya bizi dinler. Umut olur ki bu dünya yaşamı sistemli olarak hak eder. Bizi anlamaz mı? Anlayacak. Bizi duymaz mı? Duyacak. Uyanacak. Gözü görecek. Diri olduklarında, dürümlediklerinde, yücelttiklerinde, köklediklerinde, gör dediklerinde, göz olduklarında, karanlığın ışığında hep dinleyecekler bizi. Nimet dedi insan, ben nimetim dünyaya dedi. Ama dünya ben nefesim demeliydi, demedi. Çerçeveli bir çalışma yapmışlar bugüne kadar. Ve diyor ki senin çerçeven yok. Oh, aha. Ben çeviri de yapmam. Sadece ışık veririm. Olur mu? Olur. Öyleyse öyle olsun. Basat bir dünya için bu bile fazla. Öyle mi? Oynamam. Bilirim. Doğa bedenimdedir. Aha bugün burada yaşayan her diride var olan ilmin bütünün gücüdür. Çürükleri her kim dillediyse ilimsizdiler. Işıkları her kim dürümlediyse dillediler ve dinlediler. Hepsi bilinçliydiler. Basa basa diyorum ki yolun başındasın dünya. Ben sana diyorum ki yolun başındasın dünya. Ben bu dünyayı korumaya değil, koklamaya inan birliklerimi dürümledim ve bütün kötülüklerin gücünden üstün bir gücü dünya cevahirinde dinlettim.